Değerli dostlarım herkese selamlar umarım sağlığınız yerindedir hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum bu videomuzda yeni bir ilandan bahsetmiş olacağız. KPSS e 60 puan barajının var olduğu memur alınma hakkında size bilgi aktarmış olacağım. İlanlar sürekli gelmeye devam ediyor. İlanlar duyular geldikçe kanalımızı en iyi şekilde yer vermeye gayet göstermiş olacağız arkadaşlarım. Lütfen sizler de tüm ilanlardan, süreçlerden, duyurulardan, atamalardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Bu emeklere karşılık lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlarım. İnşallah her şey gönlünüzce olur ve en güzel mutlaya gelmiş olursunuz diye umut ediyorum. Tabii bizler video çekeceğiz. yorumlar kısmında en çok sorulan sorulardan bir tanesi de Sağlık Bakanlığı ataması oluyor. Arkadaşlar Sağlık Bakanlığı ataması inşallah olmuş olacaktır. Kimisi işte gelmeyecek diyor, kimisi alım olmayacak diyor, 2024 yılında alım olacak diyor. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. İnşallah en kısa sürede sayıyı artırma çabalarında olduğu ve ilanın geleceğini bizzat kendisi yapmış oldu. Yani bugün mü gelir, yarın mı gelir, gelecek mi gelir, iki ay sonra mı gelir bilinmez ama bu yıl içerisinde büyük bir alım inşallah gelmiş olacaktır. Sağlık Bakanlığı ataması geldiği takde sizlere yine en iyi şekilde bilgileri aktaracağım. Nasıl başvuru yapacağınıza dair, nereden başvuru yapacağınıza dair, kimler başvuru yapabilir gibi önemli soruların hepsine değinmiş olacağız. Merak etmeyin arkadaşlarım. İnşallah en kısa sürede en güzel atamalar gerçekleşmiş olur diye umut ediyorum sevgili arkadaşlarım. Peki bu ilandan bahsedelim biraz da. Arkadaşlar Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı itfaiye eri memur alımı ilanından bahsetmiş olacağız. Size genel bilgiyi ilk önce vermek istiyorum. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın bünyesinde 657 sayılı devlet memurları kanuna tabi olarak istihdam edilmek üzere belediye itfaiye yönetmenliği hükümlerine göre aşağıda kadro ünvanı, sınıfı, kadro derecesi, adedi, niteliği, KPS puan türü, KPSS puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınmış olacaktır. Herkese tekrardan hayırlı uğurlu olsun arkadaşlarım. Peki isterseniz genel şartları hakkında ilk önce bilgi vermek istiyorum sizlere. Kimler başvurabilir ile ilgili önemli soruya değinmiş olalım. Bunları ayrıyeten de açıklama kısmına yazmış olacağım. Link de açıklama kısmına bırakmış olacağım arkadaşlar merak etmeyin. Şimdi ilk olarak Türk vatandaşı olmanız gerekiyor. Daha sonra kamu haklarından mahrum bulmamanız gerekiyor. Sonraki süreçte Türk ceza kanunu uygun niteliği taşımış olmanız gerekiyor. Daha sonraki süreçte erkek adaylar için askerle ilişkisi olmaması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Sonrasında ise akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gerekmektedir arkadaşlarım. Başvuru özel şartları hakkında konuşacak olursak da şimdi arkadaşlar özellikle altın çizmiş olduğum yerler sizlerin dikkatini çeksin. Özet niteliğinde altını çizmiş olduğum yerleri okuyacağım. Zaten bunlar bize yeterli olacaktır asgari KPS puan almış olmanız gerekiyor. Yani en az 60 puan almış olmanız gerektiğini vurgulamış durumda. Erkeklerde en az 1.67, kadınlarda ise en az 1.60 metre boyunda olduğunu vurgulamış durumda. Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmanız gerektiğini vurgulamış durumda arkadaşlar. Sonraki süreçte ise en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmanız gerektiğini belirtmiş durumda sevgili dostlarım. Sizlere uyduğu takdirde lütfen başvurularınızı yapmış olun. İsterseniz şimdi tabloya göz atmış olalım. Tabloda neler varmış neler yokmuş bunun bilgisini saklamış olayım. İtfaiye eri alımında ilk olarak üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren siyasal bilgiler fakültesi iktisadi veya idari bilimler mezun olmak gerekiyor. Kadın erkek buraya başvurabilir. P3 puan tüne en az 60 puan almış olmanız gerekiyor. Diğer bir ilanda ise üniversitenin lisans sayında eğitim makine mühendisi, elektrik mühendisliği bölümden mezun olmanız gerekiyor. Yine kadın erkek buraya başvurabilir. KPSP 3 puanını en az 60 almanız gerekiyor arkadaşlar. Sonraki ilanda ise mesleği okulların okullarının sivil savunma ve itfaiyecilik, itfaiyecilik ve yangın güvenliği veya ilk ve acil yardım ön lisans bölümünden mezun olmanız gerekiyor. Burada da P93 puanını en az 60 puan almış olmanız lazım arkadaşlarım. Daha sonraki süreçte herhangi bir orta öğretim kurumundan mezun olan kişiler buraya başvurabilir. Yani lise mezunu olmanız yeterli olacaktır. En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmanızla beraber P94 60 puanınız olmasıyla beraber buraya başvuru yapabileceksiniz sevgili dostlarım. Burada herhangi bir ikametgah şartı yok. Sizler nerede yaşıyorsanız bizzat gidip oraya başvuruda bulunabileceksiniz sevgili dostlarım. Başvuru sırasında adaylardan istenen evraklar ise şu şekilde olacak. Sınava girmek isteyen adaylar WW Kahramanmaraş Belediyesi adresi üzerinden başvuru formunu indirerek doldurup imzalamış olacaksınız ve elinizde bulunduracaksınız. Nüfus cüzdanın aslı ve kurumu zorlanmak üzere fotokopisi, diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği, edilet üzerinden barkodu da olabilir. Yabancı okul mezunu için denklik belgesini getirmeniz gerekiyor. KPSS sonuç belgesinin çıktısını almanız gerekiyor. Sürücü belgesinin aslını ve belediyemizce onaylamak üzere fotokopisini almanız gerekiyor. 2 adet biyometrik fotoğraf. Görevinin devamlı yapmasına engel olabilecek bir akıl hastalığı bulunmaması gerektiğine dair bir beyan olması gerekiyor. Erkek adaylar için askeri ilişki olmadığına dair belgesi olması gerekmektedir. Bunları edere düzenlenen temin edebilirsiniz sevgili dostlarım. Başvuru yeri tarihi ve şekil süresinden bahsedecek olursak da adaylar yazılı ve uygulamalı sınava katılabilmek için 27.09.2021-01.10.2021 tarihleri arasında yukarıda saymış olduğum belgelerle beraber Yunus Emre Mahallesi, İsmet Karaokul Bulvarı, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi 12 Şubat Kahramanmaraş adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlamış olacaksınız. Posta veya e-mail yoluyla veya eksik bilgi ve belgelerle ya da niteliklere uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır bilginizle sevgili dostlarım. Başvuruların değerlendirilmesi yani kabul görülmesi ise nasıl olacak ne zaman olacak bunlar hakkında bilgi verecek olursak da TC kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere Atama yapılacak boş kadro sayısının 5 katı aday yazılı ve uygulama sınava çağrılmış olacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puan sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılmış olacak. Bunların dışında sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 18.10.2021 tarihinde yine Kahramanmaraş Belediyesi'nin internet sayfasından ilan edilmiş olacaktır. Sınav giriş belgenizi elinizde bulundurmuş olacaksınız sevgili dostlarım. Peki sınav ne zaman olacakla ilgili sorular geldiği takdirde yazılı ve uygulama sınavı itfaiye eri kadroları için 25.10.2021 ile 28.10.2021 tarihleri arasında yapılacak olan yazılı sınav Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, No 2, Dulkadiroğlu Kahramanmaraş adresinde yapılmış olacaktır. Arkadaşlar sizler personel alım işleminin diğer aşamalarını ve yapılacak sınav sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazananlar sınav tarihinde sınava katılmaya da sınav hakkını kaybetmiş olacaktır arkadaşlarım. Evet Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı yapmış olduğu duyuru bu şekildeydi. KPSS 60 puanla beraber sizler buraya başvuru yapabileceksiniz. İnşallah hakkınızı hayırlısı olur ve en güzel noktaya atanmış olursunuz diye umut ediyorum. İnşallah bol bol alımlar olur. İlanlar geldiçe yine kanalımızda en iyi şekilde yer vermeye gayet göstermiş olacağız. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak tüm bilgilerden, süreçlerden, atamalardan ve duyurudan haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Her şey gönlünüzce olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.